Evet sevgili Rumeli TV izleyenleri, sizlerle beraber dediğimiz gibi bu hafta Innova Otomotiv'deyiz. Innova Otomotiv'in şu anda Zülker abimizin odasındayız. İlk önce Zülker abi, Innova Otomotiv için bilgi verelim. Innova Otomotiv neyle uğraşıyor? Innova Otomotiv, otomotiv sektöründe tabir ettiğimiz ticari faaliyet gösteren firmaların yolcu oturma koltuklarını, Bulgarcası Sedalka koltuklarını üretiyoruz. Buradan Bursa'dan Adana, İstanbul, Mercedes Sprinter'ın ticari kısmının koltuklarını %100 biz üretiyoruz. Adana Temsa'nın tüm çıkan minibüs ve otobüslerin koltukları bizden gidiyor. Yeni Zelanda'dan tutun İspanya, Macaristan, Polonya, Almanya, Avrupa'nın ticari kısımların koltukları biz gönderiyoruz. İsrail'de Feldman firmamız var. İsrail'e sevkiyatlarımız var. Bizim kapasitemiz şöyle %70-75 gibi iç piyasa, %20 ile 25 arası ihracat ağırlıklı çalışıyoruz. Zülker abi kaç kişi çalışıyor burada? Şu anda bizim kadromuz 305 ile 310 arasında oynuyor. Biz 2007 senesinde açtığımızda biz 13 kişiyle başladık bu işe. Ve şu anda bu senenin Ekim sonunda 310'ları bulduk. İkinci fabrikamız faaliyete girdi. İkinci fabrikanın faaliyetimizde oradaki çekimleri de göreceğiz. Orayı da birlikte gideceğiz. Süngerhane kurduk. Kaynak kabinleri kurduk. Kaynak robotu aldık. Oraya da... Çok yeni teknolojiler bunlar Zülker abi. Tek senet sizde var. Onu akşam konuştuk. Evet, bizdeki tek bizde var dediğimiz şöyle, bizde bant sistemlerimiz yükleme boşaltmayla kurduğumuz yürüyen döner bir bant sistemi var. Yani bugün pinek araçların yapıldığı fabrikalarda nasıl bantlarda boyanadan çıkıp kaportaya, kaportadan çıkıp döşemeye gittiği gibi hatlar halindeyse, bizim yolcu koltuğu ürettiğimiz bantlarımızla her bant istasyonunda ayrı işler yapılıyor. Bunda ben çünkü yıllarca bu işin içinde olduğum için şu anda bizde olduğunu söylüyorum. Bir de biz döşemeyi tamamıyla el işinden çıkarıp makine yaparak makineyle döşeme kısmına geçtik. Her şeyi otomatiğe ve teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir ekibimiz var. O ekiplerle birlikte bunların üstesinden geliyoruz. Mesela en son aldığımız şurada 1,5 ay robot, 1,5 ay oldu, robotu kurduk. Robotta da tamamıyla yolcu koltuğunun robotta kaynatılamayacağını söyleniyordu. Biz bunu başardık. Bunun tabii aktif ve gururuyla yaşıyoruz. Çekimde göreceğiz zaten. Tamamıyla kaynak füstürün dönerek 360 derece dönüp kaynağı yemesi, kaynaktan sonra tekrar dönmesi, her pistonda ayrı basınçlı çalışması, tamamıyla son teknoloji, göreceğiz onları da. Biz bu yaptığımız çalışmalardan gururla fevkalade memnunuz. Çok Bulgaristan göçmeni var çalışma. Tabii Bursa göçmen yatağı. Yani ben bunu her tarafta gururla söylüyorum. Nereye gitsem de bunlar mevzu açıldığında. Tabii Türkiye'de halkı da bunu biliyor, bilinçli. Göçmenler Bursa'yı bu seviyeye getirdi, kaldırdı diyor. Evet, aynen öyle. Çünkü göçmenler gelmeseydi bu kadar otomotiv Bursa'ya kaymazdı. Biz otomotiv sektörü olarak Bursa'da, yani Türkiye'de iyi bir derecedeyiz. Adapazarı'ndan sonra, Kocaeli sanayisinden, Gebze'den sonra Bursa üçüncü gibi bir sanayi durumdayız. Göçmenlerin tabii ki büyük katkıları, emeği var bu projelerde. Çok teşekkür ederiz Zülker abicim size. Şunu son olarak söyleyelim. Bir koltuk aşamasını hemen bahsedelim. Nasıl oluyor bir koltuk, böyle yolcuların oturduğu yerler nasıl yapılıyor? Şimdi düşünün, yani çok basit bir olay. 20-20-40 profili düşünün. 5 metredeki bir boruyu kesiyorsunuz. Onu şekillendiriyorsunuz. Şekillendikten sonra kaynak yapıyorsunuz. Kaynak yaptıktan sonra süngerende göreceksiniz, sıvı dökülen bir sıcak sünger diye tabir ettiğimiz bir sünger makinemiz var. O demir iskeletini yapacak, plastiğini koyup o şekli alıyor. Belli bir dereceden sonra şişiyor. Şiştikten sonra belli bir derecede saatte bekledikten sonra döşemeye gidiyor. Döşemesi yapıldıktan sonra montaja gidiyor. Montaj bittikten sonra son aşamaları kaliteden ve hızdan kontrolden geçtikten sonra kasalanıp müşteriye sevkiyatı gerçekleştiriliyor. Biz Türkiye'de Bursa ve İstanbul'a
Demir kasalarıyla sevkiyat yapıyoruz. İhracatlarımızı ise kolilerle gönderiyoruz. Biz Almanya Sprinter, Mercedes'in ticari aracının dahil koltuğunu biz buradan gönderiyoruz. Arjantin, Brezilya, oradaki tüm Mercedes Sprinter'lar Innova koltuğu takılıyor. Biz de bunları gururla yaşıyoruz. Çok teşekkürler ediyoruz sizlere Zülkü abi. Şimdi isterseniz yavaş yavaş fabrikamızı tanımaya başlayalım. Burada insanlarımız, burada çalışanlarımızı tanımaya başlayalım. Bakalım burada neler yapıyorsunuz. Gidelim size. Hep birlikte gideceğiz. Salih Çolak kardeşimiz de aynı zamanda benim yeğenim olur. O da size eşlik ederek birlikte çekimleri gerçekleştireceğiz. Evet sevgili Rumeli TV izleyenler, Innova Otomotiv'in fabrikasında sizlerle beraber burada gezintilerimize devam ediyoruz. Bugün cumartesi ve gördüğünüz gibi burada yine çalışanlarımız burada çalışmalarını tüm hızıyla devam ediyorlar. Innova Otomotiv gerçekten Bursa'nın sanayisi için önemli şirketlerden bir tanesi, faaliyetleriyle Bursa'nın ekonomisine değer veren böyle katkıda bulunan bir şirket diyoruz. Yanımızda şu anda Salih abimiz var. Salih abi merhabalar diyoruz. İki gündür Salih abimizin çok büyük bir desteği var bize burada bizlere. Çok güzel şekilde eşlik ediyor, sağ olsun. Salih abicim sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Salih Çolak. 1977'de Bulgaristan'ın Ezerçe köyünde dünyaya geldim. Ailem 1978 yılında Türkiye'ye göç etmişler. Ve yıllardır da Zülker Kavalcı dayım, aynı zamanda patronum. Birlikte yıllardır çalışıyoruz, elimden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizi burada görmek çok güzel. Gururluyuz, mutluyuz. İnşallah tekrar görüşeceğiz. Evet, siz ne iş yapmaktasınız Innova Otomotiv'de? Ben idari işler sorumlusuyum. Personel servisine bakıyorum. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Evet, cumartesi bile mesainiz var. Hep mi böyle oluyor? Her cumartesi mesela? Her cumartesi mesai yapıyoruz. Hatta yarın da çalışmamız olacak. İşlerimiz oldukça yoğun. Şükürler olsun, işlerimiz çok iyi. Evet, buradan sizleri tanıyanlara selam göndermek ister misiniz? Ezerçe'de birçok akrabam var. Hepsini tek tek saymayayım. Hepsine çok sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Ve siz Rumeli TV personeline, çalışanlarına çok çok teşekkürler, sevgiler, saygılar. Olur aman arpa buğday çiçeği olur.
Kaynak makinamız tamamıyla son teknolojilerle yapılan bir kaynak fikstürü. Bu zamana kadar yolcu koltuğunda arkalıkların kaynak fikstüründe ve şasinin yapılmadığını gördük. Biz 6 ayın bir çalışma sonucunda bu kaynak fikstürle arkalıklarımızı kaynattık. Arkalıklarımızda gördüğünüz gibi tamamıyla son teknolojide yapıldığı için kurtulama şekli yapılıp kaynak sağlam kaynaklarını yapmaktadır. Sene sonunda Şubat ayında diğer ikinci kaynak makinemiz de devreye girecek. Tamamıyla yolcu koltuğunun kaynak fikstürleriyle birlikte donatıp son teknolojilerle yolumuza devam edeceğiz. Thank you.
yoktur ey. Göl başında yol yoktur, git gelemem emmim kızı. Tel tel tellerine kurban olam dillerine ay. Göl başında yol yoktur, git gelemem emmim kızı. Tel tel tellerine kurban olam dillerine vay. Başını yol edeyim, ben gelemem emmim kızı. Tel tel tellerine kurban olam dillerine vay. Göl başını yol edeyim, ben gelemem emmim kızı. Tel tel tellerine kurban olam dillerine vay. Göl başını yol edeyim, ben gelemem emmim kızı. Tel tel tellerine. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Hasta mısın?